koordinatörü Sayın Ata Karataş'ın müthiş bir sitesi var. Güreşiyorum.com Ata Karataş'ın emekleri bilgilendirdiği bu güzel siteden bunu özellikle öğrenebilirsiniz. Güreşiyorum.com aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde önemli bir köşesi. Ben Ata Karataş'a bu güzel hizmetlerinin ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat tam 24. Bir başka Mehmet Çelik Spor Penceresi'nde görüşmek üzere. Tabii yorulduk. Yayında emeği geçen herkes adına ben iyi akşamlar diliyorum. Squash fırtınası esiyor. Squash turnuvasında emeği geçen herkesi buradan kutluyorum. Aytan Keçeci, sana ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ekibine ve çalışmalarında tekrar tekrar başarılar diliyorum efendim. Herkese iyi geceler. Tamer Görmüş, Squash Team adına katıldık. Birinci, ikinci ve üçüncü aynı takım arkadaşlarım. Bu toplamda üçüncü beraber oynadığımız sene. Bir dahaki sene inşallah daha iyi olacak ya da yeni turnuvalarda. Burada tüm İstanbul'dan katılan arkadaşlar var ve Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Bu dostluklar sadece turnuvayla sınırlı olmuyor. Daha sonra biz onların kulübüne, onlar bizim kulübümüze. Çok güzel arkadaşlıklar oldu. Biz zaten Squash oynarken tanıştık hepimiz. Üç senedir falan da sürekli beraberiz. Hemen hemen her gün beraber oynuyoruz. Peki. Evet, sizi tanıyorum. Ben Cem Ersen. Bostancı Spor'un Squash'tan katılıyorum. Yani biz burada yaklaşık 15 kişilik bir grubuz. O grup içinde de kendi aralarımızda da turnuva var. Ve bu turnuvalardan çok güzel dostluklarımız doğdu. Ve burada da bunu pekiştiriyoruz. Hep beraber aynı kulüpten ilk üçe girmemiz çok güzel bir olay. Kaan Gelir. Ben de Kulüp Sporium'dan katılıyorum. Zaten birbirimize yabancı değiliz. Zaten kulüp olarak sürekli birbirimize kulüpte karşılaşıyorduk. Ama böyle dışarıda da karşılaşmalar bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Tabii sevinçliyiz. Aynı kulüpten 3 arkadaşın dereceye girmesi bizi sevindiriyor. Bayanlarda da birçok katılımcı arkadaşımız var kulüpten. Dolayısıyla böyle bir sosyal ortamda beraber oluyoruz, vakit geçiriyoruz. Çok mutluyuz bu açıdan. Ben Salih Mercan. Mesleğim mimarlık. İnşaatlarla uğraşıyorum. Bu arkadaşlarla da uğraşıyorum aynı zamanda. Biz de onları yola sokmayı, onlarla güzel hareketler yapmayı, bildiklerimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Ve iyi yoldayız zannedersem. Görüyorsunuz işte hepsi canavar gibiler, oynuyorlar. Evet, İyi yoldayız. Güzel, evet, çok güzel. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Merhabalar. Nasıl geçiyor? Önce bir sizi tanıyalım bakalım. Squash'a nasıl bakıyorsunuz? Squash taraftarı mısınız? Oynuyor musunuz? Biraz bu konulardan bahsedelim. Ben Eylem. Yeni başladım Squash'a. Çok fazla oynamamakla beraber oynadığımda büyük keyif alıyorum ve rahatlatıyor da gerçekten. Psikolojik olarak da beni zinde tutuyor. Ben de Club Sporium üyeyim. Çok uzun zamandır hani spor yapıyordum ve Squash'a arkadaşlarım vasıtasıyla başladım. Oradaki turnuvaya katılmıştım daha önce. İnşallah biraz daha ilerleyince tekrar başlamayı da düşünüyorum. Ama gerçekten çok rahatlatıcı bir spor. Kulübün çok güzel bir turnuvası oldu. Şu anda erkeklerde yarı final maçları oynanıyor. Birazdan bayanlar finali başlayacak. Kulübün kuruluşundan beri ilk turnuvası daha yeni. Çok güzel bir kulüp, çok güzel bir turnuva oluyor. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlar çok iyi çalıştılar. Çok keyifli, eğlenceli bir turnuva. İnşallah şimdi de çok güzel bir finallerle sonunu getireceğiz. Arkasından kokteylimiz var. Güzel oldu her şey. Federasyon olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Geçen ay Türkiye Gençler Şampiyonası yapıldı. Türkiye Gençler Şampiyonası ilk defa yapıldı. O da çok önemliydi. Şimdi özellikle malum bütün sporlarda temel genç oyunculardan başlıyor. O konuda biz de bayağı bir gayret sarf ediyoruz. Okullara yayılması için tabii ki oldukça bütçeyle alakalı.
genel imkanlarla alakalı bir şey ama o konuda da bir takım projeler, çalışmalar var. İnşallah o konuda da yakında bayağı bir mesafe kat edeceğiz. Maçlar zevkli geçti. İşte sabahtan beri 2-3. Maçım oldu benim. Çekişmeliydi. Sonuçta şans yaver gitti. İşte 3. olduk. Şansımız böyleymiş. Ben Sporium'da oynuyorum. Bostancı Sporium'da. Bizim zaten bir squash takımımız da var. Çoğu arkadaş da bu maça turnuvaya girdiler. Toplu olarak buradayız. Zaten ilk 3 şeyleri de topladık. Takım olarak, Sporium takımı olarak, Bostancı Sporium olarak. Bayanlarda 3. oldum ben. Erkekler de 1-2 onlardan çıktı. Intermediate kategorisinde. Sonuçta bizim için çok mutlu. Mutlu bir an bugün. Ercan Şen, 38 yaşındayım. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaktayım. Raket sporlarına 1992 yılında başladım. Yaklaşık olarak uzun zamandan beri devam ediyorum raket sporuna. Kulübünde raket sporlarından sorumlu hocasıyım. Tenis ve squash alanında faaliyet yapmaktayız. Kulübümüzün ilk turnuvası yaklaşık olarak 90 katılım geldi. Çarşamba günü başlayan turnuvamızda erkekler elemeleri bitti. Bugün de gördüğünüz gibi Süper Lig ve Bayanlar finalini birazdan gerçekleştireceğiz. Squash ufak ufak yeni gelişmelere başlayan bir spor branşı dalı. Genellikle çocukları şu anda altyapıda yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda squash'ta oynayan ortalama yaş 30-35-40'a kadar yükseliyor ama çocuklara biraz daha önem vereceğiz. Evet, genç bir yetenek var. Bakalım. Kendisini bize bir tanıtsın. Tenis, squash'ı ne kadar seviyor? Önce bir seni tanıyalım bakalım. Ben Emirhan Şen. Evet. Kagras İlk Öğretim Okulu'na gidiyorum. Müthiş, evet. Bir aya gidiyorum. Bir aya buradan arkadaşlarımıza selam yolluyor muyuz? Evet. Peki squash'ı sana sevdiren kim? Squash'ı neden bu kadar çok seviyorsun? Önce kim sevdirdi onu soralım. Önce ben sevdim. Peki ailede tabii baba da squashçı, öyle değil mi? Peki sen ileride çok büyük squashçı olmak istiyor musun? Evet. Ben Kenan Hamdioğlu. Evet. 96'dan beri squash oynuyorum, öyle söyleyeyim. Kenan Bey, turnuva nasıl geçti? Çok iyi geçti. Çok da güzel maçlar seyrediyoruz. Katılımın yüksek olması da squash adına çok büyük keyif. Bunu da konuşuyorduk az önce Ayten'le. Amacımız squash'ı gençlere yaymak. Arkadan gelecek olan gençlerle beraber her zaman daha zevkli olacak. Bu gençlerden biri de yanımda duruyor, oğlum Kaan. Evet. Dolayısıyla onu aşıladık. Elcan Hoca'nın oğlu var, onu gördüm az önce. Evet. O da canavar gibi. Dolayısıyla bayrağı ya da raketi onlar alacaklar. Biz de yaşlanınca uzaktan seyredeceğiz. Belki röportaj yaparız böyle onlarla. İnşallah. Seni tanıyalım, sen neler söyleyeceksin? Ben de Kaan Hamdioğlu. Ben de squash'a başladım babam sayesinde. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Fazla bilinmediği için de daha güzel oluyor yani. Çünkü herkes farklı sporlara, böyle basket, futbol yaparken farklı bir spor yapmış oluyorsun ve daha az kişi biliyor ama gittikçe artıyor yani, sevdiriyorlar evet. Gittikçe. Bence güzel bir şey yani. Gelecekte daha fazla sporcu olacaktır. Gençlere yönelik projeler var, planlar var. Kulüpler nezdinde yapabileceğimiz bazı aktiviteler var. Bunları hayata geçirdiğimiz zaman biz de çocuklar şampiyonası, çocukların yaş kategorisi şampiyonalarını organize edeceğimizi düşünüyoruz. Bu sene itibariyle de bunların bir startını verdiğimizi düşünüyoruz. Peki artık finaldesiniz. Sizi gerçekten şu noktaya kadar bu turnuvada zorlayan iyi bir partneriniz oldu mu? Final için neler söyleyeceksiniz? Finale kadar hayır. Arkadaşlarım genelde yeni başlayan bayan oyunculardan oluşuyordu. Ama finalde benim kadar geçmişi olan bir rakibim var. Arno Yılmaz. Onunla şu anda finale oynayacağız.
Maç ortada. Bakalım kim kazanacak. Emel Taş. Ben de bir 6 sene kadar tam belli squash oynuyorum. Ama Ayten kadar iyi değilim. Sadece bu işi sevdiğim için arkadaşlarım beraber olmak yapıyorum. Amatörce yapıyorum. Tenis oynuyorum bunun yanında. Tabii sizin bu turnuvalarda olmanız bile squash adına önemli bir destek. Peki squash adına sevdirmesi açısından genç bayanlara, squash'a yeni başlayacak erkeklere ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Bir kere çok kondisyon isteyen bir spor. Hiç diyet yapmalarına gerek yok hanımların bu sporu yaparlarsa. Gayet güzel taratabiliyorlar, kondisyon kazanabiliyorlar. Hem rakipleriyle bir rekabet ve hırs içerisinde keyif alıyorlar oyundan. Hem de hiç diyet yapmadan, başka sporlarla ilgilenmeden, programlar yapmadan formda kalabiliyorlar bu sporla. O yüzden tavsiye ederim. Sierra Leone'li. İngiltere'de yaşıyor. Şu anda PCA oyuncusu. What is your ranking at the moment? It's gone down to about 280. 80'ler, yani 80'lerde şu andaki rankingi dünya sıralamasında. Bizim için Türkiye'de olması büyük bir şans. Kendisinden çok şey öğreniyor Türk oyuncuları. Türkiye'de özellikle bu turnuvaların, squash'ın tanıtılması açısından önemi nedir onun için? Çok fayda. What would you like to say about Turkish squash? Well, it's we first of all must congratulate and say thanks to all the sponsors and individuals who are doing the good work to get the game of squash up. As you know, it's not really recognized, but the work of individuals like you and few other individuals, like the coaches going into schools, what the federation is trying to do, I think is the only way forward. And we have to make the most of what we have in Turkey, because I see myself as living here now, part of the Turkish squash. We have to make the most of what we have, but at the same time encourage kids and women to start playing squash. So I think slowly, squash in Turkey will get bigger. Önce bu turnuvayı yapanlar için çok teşekkür ediyor, güzel bir turnuva olduğu için. Sonra da böyle turnuvaların Türkiye'de squash'ın tanınması için çok faydalı olduğunu, kendisinin Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu söylüyor. Özellikle küçük oyuncuların, genç oyuncuların oyuna kazandırılması için çok iyi promosyon çalışmaları, böyle turnuvaların vesaire şeylerin çok önemli olduğundan söz ediyor. Bayan oyuncuların, genç oyuncuların da ne kadar çok olursa squash'ın o kadar daha genişleyeceğini söz ediyor. İsmim Hüseyin Gümüş benim. 10 yıldır squash oynuyorum. Squash çok severek oynuyorum. Başkanımız sayesinde her geçen gün squash gelişmekte. Biz de